Selamünaleyküm herkese. Aleykümselam abi. Bugün yine Ali Bekir Lojistik Destek Binası'nın karşındayız. Yanımda Çankırlı Yavuz Demir. Yavuz Demir kardeşim var. Onunla beraber onun hayvanlarını çekeceğiz. Onun koçlarını, koyunlarını. Nereden geldiğini, tek tek fiyatlarını, kilolarını ortalama sizlere buradan aktaracağız inşallah. Başlayalım kardeşim. Başlayalım abi. Abicim öncelikle fiyatlar 1,5 ile 3,5 arası değişiyor. Yani koçlarımız var. Bunlar 2,5 milyar abi. Bunlar abi. Çankır abi, yayla hayvanı bunlar. Yani direkt araziden buraya gelmiş hayvanlarımız abi. Yıllardır bu işi yapıyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum abi. Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum abi. Çocukluğumdan bu yana bu işle uğraşıyorum. Yani direkt yayladan aldık, buraya getirdik abi. Hepsi kurbanlık oluyor değil mi? Yaşın doldu. Oluyor abi. Birkaç tanesini mesela bir de ortalama kilo fiyatını söyler misin? Abi kilo fiyatı... Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Kilosunu mu diyorsun abi? Kilo ve fiyatları. Abi bu hayvan 90 kilo. Yani 35-36 lirayla gidiyormuş kilosu. Yani 90 kilo hayvan. O şekil yani. Fiyat ne onda? 3,5 abi. 3,5. Evet abi. Bunların mesela bazı hayvanlar çok yağlı oluyor, yağ soruyor. Bunlarda yağ sorunu yok abi. Bunlar direkt hep gezdikleri için. Yani kuyruklu hayvan zaten kuyruğuna verir yağsını. Kuyruklu hayvanlar. Kuyruksuz hayvanlar beline verir abi. Bu kadar yani abi. Burada kurban olmayan hayvan var mı efendim? Yani böyle sakatı yedir, ne bileyim herhangi bir... Burada yok abi. Burada sadece adaklıklar var. Ufak olanlar. Evet. Onlardan başka da yok abi. Çankırı'dan buraya gelirken, bu hayvanı buraya getirirken zorluk yaşıyor musunuz yollarda? Çok zorluk yaşıyoruz abi. Evet abi. Hepsi tahlilli geliyor abi. Hepsinin kanı, manı, her şeyi alınmış halde geliyorlar. Yani bayağı bir zorluklardan geliyoruz, gidiyoruz. Kurban fiyatları çok pahalı mesela, küçük başlar çok pahalı. Bu zahmete, bu etiyete göre. Abi yem olmuş 160 lira, 170 lira. Neresi zamlı bunun yani? Hiç değişen bir şey yok yani. Aynı. Ya. Kırmızı olan hayvan ne istiyorsun kardeşim, kırmızı? Buna mı abi? Evet. 2 lira abi. 2 lira. Sen evet. Yani birçoğun fiyatına hakimsin. Evet abi. Şu ufaklık mesela. O adaklık abi. Ha, adaklık. Onlar 1500 arası gidiyor abi. 1500 arası. Koçlarımız? Şey, keçiler mi abi? Keçiler. Gel onlara bakalım sen. Keçiler abi. 1600-1700 o şekilde gidiyorlar tekeler. Durun bir tane yakalayıvereyim abi size ben. Bayağı bir deli bir kişi. Evet abi. Yani bunlar 1600-1700 arası gidiyorlar abi. Sana da bağırıyor abi bu arada, selam veriyor. Tamam kardeşim, bırak. Bu kadar abi yani. Kaç tane hayvan getirdin kardeşim? Abicim buraya ben 250 hayvan getireceğim. 110 tanesi geldi. 140 tane hayvanım da Allah nasip ederse yarın gelecek abi. Aynen öyle abi. Geçen sene kaç tane getirmiştin kardeşim? Geçen sene de buradaydın herhalde. Geçen sene de 500 tane hayvan getirdim abi. 500 tane hayvan getirdin. Evet abi. Kaç tane sattın geçen sene? Hepsini sattım abi. Hepsini sattım abi. Hepsini sattım abi. İnşallah bu sene de. İnşallah abi. Bu sene geçen sene göre çadır fiyatları da pahalı değil mi? Yer fiyatı pahalı abi. Pahalı. Bu sene her şey pahalı. Pahalı abi. Hem de bayağı bir pahalı yani. Ya bu da müşteriye yansıyor abi. Yemi yapmışlar 160-170 lira. Çadıra veriyorsun 15-20 lira. Bu da müşteriye yansıyor ister istemez yani. Anladım. Ya bunlar çok zahmetli gerçekten. Zahmetmişler abi. Çok zahmetli. Benim halam da bu işi yapıyor da ben ondan biliyorum yani. Şimdi ben mesela bazı videolarımda bazı arkadaşlarımız yorumlar yapıyor da çok pahalı çok pahalı diye. Gerçekten ben de geziyorum ama onların dediği gibi ucuz hayvan yok yani. Gerçekten yok abi yok. Hiçbir yerde yok. Hani maliyetleri da... pahalı abi. Her şeyin maliyeti pahalı yani. Yani ben bir tır parası veriyorum sadece 8-9 milyar abi. Yani, yer parası, bakım parası, çobanı yani bana ister istemez müşteriye şey yapıyor bu da yani. Herkes bu işi de yapamaz yani. Gerçekten. Yapamaz abi. Çok zor iş abi. Herkes koyun işinden anlamaz abi. Zahmetli bir iş. Şimdi adam diyor ki 1100-1200 hayvan alıyorum diyor. Varsa öyle hayvan ben geleyim alayım gideyim. Toplayıp gideyim ne var ne yok. Yani ben bu işinden uğraşıyorum abi. Ben kurbancıyım. Kendim üretiyorum. Kendim yapıyorum. Bir de yaylalara yayıyorsun bunu. Yaylalara yayıyoruz. Yani bu hayvan yaylalardan gelme hayvan.
sürekli bir de besisini tamamını dışarıda atan o daha da attır boyunu geçer. Yani sen en azından yaylılardan getirdiğin halde fiyat böyle diyorsan. Çok pahalı abi. Misal şu ot 30 milyon abi. Bir balyası mı? Bir balyası 34 milyon abi. Pahalı gerçekten. Yani pahalı yani bunların her şeyi masraf yani. Bir balya ne kadar gidiyor? Serdiğin gibi hemen bitiyor değil mi? Abi sabahtan bu yanda 5 balya verdim. Yani bunu bir de aya vursan. Hesabını yap. Hesap ortada yani. Ucuz diyorlar. Nasıl ucuz ya? Yani 1100-1200'den aşağı öyle diyorlar yani. Varsa ben hepsini alırım abi. Hiç sıkıntı yok. Neydi? Tamam kardeşim. Arkadaşlar Yavuz kardeşimiz dinledik. Maliyetlerini az çok bir de çektiği zorluğu falan anlattı kardeşimiz. Fiyatlarda da ben de ona dedim hani pahalı değil mi diye ama diyor ki varsa ucuzu ben geleyim alayım diyor kardeşimiz. Aynen öyle abi. Varsa ne kadar varsa alır gider alır gelir. Yani sen de haklısın kardeşim. Hiç sıkıntı bu yok. Çok zor bir iş. Gerçekten zor yani bir iş. Ben görüyorum yani. Ben kolayla gelmiyor abi. Ben bile geziyorum burada yani bir yarım saat bir saat kaldım mı bana bile daral geliyor yani hayvanlar içinde. Bunu evet herkes abi. Yapamaz. Gerçekten yapamaz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu da burada bitirelim. Tamam. Hoşçakalın.